Yarışmadaki merak edilen detaylar ise şunlar. MasterChef'te alışılmadık bir durum yaşandı. Eleme gecesine katılan Eda ile Şirin'in hazırladığı kopya not, şefleri şoke etti. Bu olayın ardından şefler, ürün değiştirme kararı aldı. Mehmet Şef, Ezgi'ye senin cebindeki kağıt nedir, diye sordu. Ezgi, bu kağıdın Şirin'in verdiği bir şey olduğunu ve kendi yaratıcılık tabağı için bir not yazdığını belirtti. Mehmet Şef, burada bir arkadaşınızın yapacağı yemeğin listesinin malzemelerini diğer bir arkadaşınız yukarıda okuyor. Sizin böyle bir hakkınız yok, diyerek duruma tepki gösterdi. Kaan ise son derece sinirli bir şekilde, ne burası? Yarışıyoruz ya. Hak hukuk. Nerede hak hukuk? Ben çok sinirliyim ama hala da elim ayağım titriyor, dedi. Yaşanan kopya olayının ardından şefler ürün değişikliğine gitti. Kaydedilen yeni ürün, Mercan Köşkü ile yaratıcılık oldu. Şefler ise hem taze hem de kuru malzemelerin kullanılabileceğini belirtti ve en kötü tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef'e veda etti. Kısa bir açıklama yapan Şirin, "Şefim, öncelikle çok çok özür dilerim. Öncelikle sizden, sonra arkadaşlarımdan. Gerçekten bunun sonucunu düşünmeden bir şey yaptık. Yani yapmamamız gereken bir şey yaptık. Bir an boşluğumuza geldi. Çok özür dilerim," dedi. Mehmet Şef ise, "Vallahi Şirin, bu boşluğumuza gelmemiş. Bazı şeylerin de üstünü örtmek iyi değil. Siz baya buna çalışmışsınız," ifadelerini kullandı. Son dörde kalan yarışmacılardan Danilo Şef'in tabağını yapanlar arasında, en kötü tabağı hazırlayan Ayşe MasterChef'e veda eden isim oldu. MasterChef Ayşe elendi mi? MasterChef Ayşe ikiz kimdir? Kaç yaşında? 6 Ekim MasterChef'te kim elendi?